Tekrar hoş geldiniz. Az sonra sizi momentum kavramıyla tanıştıracağım. Fizikte, en azından mekanikte, momentum P harfiyle gösteriliyor. P momentum. Sanırım bunun nedeni M'i kütleyi göstermek için kullanıyor olmamız. Çünkü kütle daha temel bir kavram. Evet, momentum P ile ifade ediliyor. Peki, momentum ne? Muhtemelen momentum hakkında genel bir fikriniz vardır. Mesela kocaman bir adamı çok hızlı koşarken gördüğümüzde adamın epey bir momentumu var diyoruz. Hey dostum, bu ne kadar büyük momentum diyoruz. Veya kocaman bir adamla ufak tefek bir adam birlikte koşuyorlarsa büyük adamın momentumu daha büyük diyebiliyoruz. Belki bunu nicel bir anlamda söylemiyoruz ama yine de doğru olduğunu hissediyoruz. Momentumun tanımına baktığımızda tüm bunlar daha mantıklı gelecek. Momentum eşittir kütle çarpı hız. Yani mesela ortalama kütleli ama aşırı hızlı bir cismin momentumu büyüktür. Veya tam tersi de geçerli. Çok büyük kütleli ve ortalama hızlı bir cismin momentumu daha büyük olur. Momentumun ölçütünü şu şekilde kabul edebilirsiniz. Bu cismin bana çarpmasını ne kadar istemem? Bu soru momentum anlamanın iyi bir yolu. Evet, momentum kütle çarpı hıza eşit. Peki, şimdiye kadar öğrendiklerimizle arasında ne gibi bir ilişki var? Aynı zamanda kuvvetin kütle çarpı ivme olduğunu da biliyoruz, değil mi? Öyleyse bir de ivmenin ne anlama geldiğine bakalım. İvme hızın zamana göre değişimidir. O halde şöyle yazabiliriz. Kuvvet eşittir kütle çarpı hızdaki değişim bölü zamandaki değişim. Bu durumda kuvvet başka neye eşit olur? Kütle çarpı hızdaki değişim bölü zamandaki değişim dedik. Kütlenin sabit olduğunu varsayalım. O halde şunu yazabiliriz. Kuvvet eşittir kütle çarpı hızın değişimi bölü zaman. Burası kafa karıştırmasın. Kütle çarpı hızdaki değişim, kütle hız çarpımındaki değişimle aynı şey. Tabii kütlenin değişmediğini varsaydığımızda. Ve bakın burada ne demiştik? Kütle çarpı hız eşittir momentum. Dolayısıyla kuvveti şöyle de yazabiliriz. Momentumun zamana göre değişimi. Şimdi sizi impuls yani itme adı verilen kavramla tanıştırmak istiyorum. Şimdiden söyleyeyim bu iki sözcüğü sık sık birbirinin yerine kullanacağız. İkisi de aynı şey, kafanız karışmasın yani. İtme dediğimiz şey aslında ne anlaşılıyorsa o. Bu arada bunu sırf sınavlarda karşılaşırsınız diye anlatıyorum. Zor bir şey olmadığını göresiniz diye. Kuvvet çarpı zamandaki değişim. Veya zamanı sıfırdan başlatıyorsak direkt zaman. Kuvvet çarpı zamandaki değişim eşittir itki. Yani impuls. Bunu da büyük I harfiyle gösteriyoruz. İtmenin bir başka ifadesi de kuvvet momentumdaki değişim bölü zamandaki değişime eşit. Çarpı zamandaki değişim. Kuvvet yerine bu ifadeyi yazdık. Bu da momentumdaki değişime eşit oluyor. Yani itme aynı zamanda böyle de ifade edilebiliyor. İtmenin birimi Newton çarpı saniye ya da kilogram çarpı metre bölü saniye. Kafanız karıştıysa endişelenmeyin. Buradaki en önemli şey momentumun kütle çarpı hıza eşit olması. Eğer sisteme veya cisimler üzerine diyelim etkileyen dışsal bir kuvvet yoksa cisimlerin net momentumları değişmez. Bunu Newton yasalarından biliyoruz. Net momentumu değiştirmenin tek yolu sisteme net bir kuvvet uygulamaktır. Bunu aklınızın bir köşesine yazın ve birkaç momentum problemi çözelim hadi. Hoppa! Renkleri ters çevir. Peki, diyelim ki bir arabamız var. Arabamız bu olsun. Biraz renkli bir şeyler yapalım. Arabamızın tabanı pembe. İşte oldu. Problemimizde ne diyor? Kütlesi 1000 kilogram. Bir ton yani. Bu arada doğuya doğru 9 metre bölü saniye hızla ilerliyor. O halde hız eşittir 9 metre bölü saniye doğuya doğru. Yani bu çizime göre sağa doğru. Ve hareketsiz duran 2000 kilogram kütleli bir kamyona çarpıyor. Kamyonu da çizelim. Kamyonumuzda bu V kütlesi 2000 kilogram. Bu kamyon hareketsiz duruyor. Yani hızı 0. Araba kamyona çarptığında kamyona takılı kalıyor ve ikisi de birlikte harekete başlıyor. Yani birbirlerine kenetleniyorlar. Soru şu. Kamyon ve arabanın çarpışmadan sonraki hızı ne olur? İlk yapmamız gereken şey çarpışmadan önceki toplam momentumu hesaplamak. Bakalım. Arabanın momentumu kütlesiyle doğrudan toplam momentumu yazalım.
Toplam momentum eşittir arabanın kütlesi çarpı arabanın hızı artı kamyonun kütlesi çarpı kamyonun hızı. Bu çarpışmalar önceki toplam momentum. Arabanın kütlesi neydi? 1000. Arabanın hızı neydi? 9 metre bölü saniye. Araba nerede? Anahtar nerede? Burada anlayabileceğiniz gibi momentumun birimi kilogram metre bölü saniye. Arabanın ilk momentumu 1000 çarpı 9 kilogram metre bölü saniyeymiş. Ama şimdi birim yazmayacağım ki hemen ekran karışmasın hem de sığdırabileyim. Artı kamyonun kütlesi yani 2000. Kamyonun ilk hızı ne? 0. Başlangıçta sabit çünkü hareketsiz. O halde sistemin ilk momentumu burası 2000 çarpı 0. İlk momentum eşittir 9000 artı 0. O da eşittir 9000 kilogram metre bölü saniye. Bu araba kamyona çarpmadan önceki momentum. Peki araba kamyona çarptıktan sonra ne olur? Bir kavga çıkar. Onu bir kenara bırakalım. Gelelim o duruma. Kamyon burada. Biraz hızlıca özensiz çiziyorum. Araba da burada. Muhtemelen biraz hasar görmüş olmasıyla, çarpma sırasında ortama verdiği ısıyla vesaire falan ilgilenmiyoruz. Şeklinin değişmediğini varsayıyoruz. Sonuçta bu basit bir problem, evet. Bu durumda momentumda bir değişiklik olmaz. Çünkü sistem üzerine etkileyen net bir kuvvet yok. Sistem derken bu arada arabayla kamyonun bileşimini kastediyorum. Yani araba kamyon adını verebileceğimiz bu yeni bileşik taşıttan söz ediyorum. İşte bunun momentumu araba ve kamyonun çarpışmadan önceki momentumlarının toplamına eşittir. Bu araba kamyon cismi hakkında ne biliyoruz? Mesela yeni bir kütlesi var, bunu biliyoruz. Bu cismin kütlesi araba ve kamyonun kütlelerinin toplamına eşit. Yani 1000 artı 2000 eşittir 3000 kilogram. Artık bu bilgiyi kullanarak yeni cismin hızını bulabiliriz. Ama nasıl? Şöyle. Bu 3000 kilogramlık cismin momentumu bu iki cismin çarpışmadan önceki momentumlarının toplamına eşit. Demek ki momentum hala 9000 kilogram metre bölü saniye. Kütle çarpı hızdan kütle 3000 çarpı yeni hız. Buna son hız anlamında vs diyelim. İşte bu 9000'e eşit olacak. Çünkü momentum korunuyor. Bunu aklınızdan hiç çıkartmamanız lazım. Sistem üzerine etkileyen net bir kuvvet yoksa momentum değişmez. Çünkü ne dedik? Kuvvet momentumun zamana göre değişimidir dedik. O halde ortada bir kuvvet yoksa momentum değişimi de yoktur. Hadi çözelim şunu. Her iki tarafı 3000'e bölersek v son eşittir 3 metre bölü saniye olur. Gayet akla yatkın bir sonuç bu. 9 metre bölü saniye hızla giden nispeten hafif bir araba hareketsiz bir kamyona çarpıyor. Sonra birlikte harekete başlıyorlar. Oluşan bileşik nesnenin, unutmadan yazalım, bu doğuya doğru olacak. Bu konuya daha sonra ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Ama şimdi burada pozitif hızın doğu yönü olduğunu varsaydık. Eğer sonuç bir nedenle negatif çıksaydı hızın batı yönü olduğunu anlayacaktık. Bu sonuç mantıklı. Çünkü hareketli hafif bir cisim ve hareketsiz ağır bir cisim var. Hafif cisim hareketsiz ağır cisme çarptığında oluşan bileşik cisim sağa doğru hareket etmeye devam ediyor. Ama hızı arabanın ilk hızından daha düşük oluyor. Evet, umarım kafanızda momentumla ilgili bir şeyler oluşmaya başlamıştır. Çok karmaşık bir problem değildi bu. Önümüzdeki birkaç videoda momentum problemlerine devam edeceğiz. Ve iki boyutta momentum problemlerine bir giriş yapacağız.